Kur'an-ı Kerim'de insanın ikram edilen bir varlık oluşuna niye atıflarda bulunur değerli dostlar? Bir şeyi kendi yüreğinize ne kadar yakın ya da uzak görürseniz onunla olan irtibatınız, ilişkiniz onun üzerinden yürür. Kendinize yakın, yüreğinizin yüksek bir yerinde tuttuğunuz bir şahsı, bir kişiyi hatalarını büyüterek onunla münasebete geçmezsiniz. Ama yüreğinizin altında kendinize uzak gördüğünüz bir şahsın ve bir kişinin, hele biraz da içinizde ona karşı nefret duyduğunuz bir kişinin ufak davranışları dahi size batar. Kur'an'ın insanı insana ikram edilmiş, eşref-i mahlukat olarak tanınmış bir insan olarak anlatmasının temel sebebi başta yüreğimize insanı bir yere koymamız alakalıdır. Hazreti Ali bir yere vali atarken ben Resulullah'ın bana yaptığı vasiyeti size vasiyet ederim diyerek onları atıyormuş. İnsanlar ya insanlıkta kardeşiniz ya da imanda kardeşinizdir diyor. Yani sakın inancını, ırkını, rengini göz önüne alarak onu kendinizden uzak olarak görmeyin. Ötekileştirmeyin. Böyle yaparsanız işte orada hukuksuzluk başlar. Hak ihlali başlar. Yine İslam tarihinden güzel bir sahne. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ali ile bir Yahudi arasında bir problem, bir olay meydana gelir. Mahkemeleşirler. Hazreti Ömer'in önüne gelirler. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'ye sıfatıyla hitap eder. Şahsa ise ismiyle hitap eder. Anlatılan rivayete göre. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin rahatsız olduğunu görür. Ya Ali niçin rahatsız oldun? Ya Ömer, biz bugün hukukun önündeyiz. Bana sıfatımla hitap etmen beni kayırman anlamına gelir. Biz bugün burada iki tane insanız, ferdiz. Ne benim bu Yahudi'ye karşı üstünlüğüm ne de bu Yahudi'nin bana karşı üstünlüğü var.